Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir Oda Tour videosu çekeceğiz. Zaten aslında kanalda çok önceden çektiğim bir Oda Tour videosu vardı ama o zamandan bu zamana odamda çok fazla şeyler değişti. Odamın duvarlarından tutun kullandığım eşyalara dair bütün her şey değiştiği için takipçilerim de benden sürekli yeni bir Oda Tour videosu istiyordu. Ben de zaten bu videoyu çekmeyi çok istiyordum. Çünkü hem yeni halini göstermek hem de bu videoda bana odayla alakalı sorulan birkaç soru var. Onları cevaplamak istiyordum. O zaman sizi daha fazla bekletmeden Oda Tour'una başlıyorum. Şimdi böyle hemen kapıdan girdiğimizde sol tarafta çalışma masam var. O zaten camın önündeydi. Onu bu tarafa aldım. Çünkü camın önünde farklı bir şey yapmak istiyorum. Onu birazdan anlatacağım. Hemen yanında yatağım var. Yatağımda da minik bir fare var. Kendisi burada yatmayı çok seviyor. Yani değişik yerlerde yatmayı seviyor aslında ama en çok bu aralar burada takılıyor. Yatağımın tam karşısında boy aynam var. Onun hemen yanında da kitaplığım başlıyor. Onun da zaten turunu yapmıştık. Kanalda bulabilirsiniz. İşte tam bu kitap arabamın durduğu yerde çalışma masam duruyordu. Sandalyem vardı. Kitap arabam da çalışma masamın olduğu yerdeydi. Şimdilik böyle duruyor ama araştırmalarım tamamlanınca daha farklı bir şey yapacağım buraya. Kitaplığım hemen tepesinde bir raf var. Buranın dekorasyonu birçok kez değişti. Parfümlerimi koydum, makyaj malzemelerimi koydum. Ama şimdi artık kitaplığım tam önünde olduğu için uygun olması adına Francis'in yemek kitabını ve yanında ajandası var. Onu koydum. Ajandayı daha kullanmadığımdan dolayı oraya koydum. Böyle hoş bir görüntü veriyor. Kitaplığımın hemen önünde kitap arabam var. Burada iki tane şu renkli kasalar var. Onları koydum. Alttaki kasa boş, tamamıyla dekorasyon amaçlı olsun diye koydum. Üste bulunan kasada da romantik kitaplar var. Hem de böyle görüntüsü hoş olduğu için renkleri falan bu şekilde dizdim. Biraz sola döndüğümüzde burada sandalyem var. Sandalyeden sola döndüğümüzde de burada makyaj masam var. Bu masa birleşik değil. Şimdi size hemen onun nasıl olduğunu anlatacağım. Buradaki makyaj masasını babam yapmıştı. Ben bunu zaten Instagram'dan paylaşmıştım. Bu 4 bölmeli rafta IKEA'nın kitaplığı olarak geçiyor. IKEA'dan almıştım. Üstüne de biz böyle uzunca bir parça yaptırdık. Normalde bu 4 raflı kitaplık tam şurada bitiyor. Bu geri kalan kısım ise boşta. Babam da üstüne şöyle uzun bir raf yaptırdı. Tam şu duvar dibine kadar. Sanki ikisi birlikte birleşikmiş gibi. Yani benim çok işime yaradı. Bana bayağı bir yer açılmış oldu. Şimdi size hem çekmeceleri hem de şu raflarda neler olduğunu göstereceğim. Önce bu dörtlü raftan başlıyorum. Burada yine bir tane böyle renkli kasalarımdan var. Parfümüm var, vücut yağım ve burada birkaç tane böyle el kremi, testerler, yüz masaj aletleri var. Şu keratin saç sütü aşırı güzel bir şey. Kokusu da çok güzel. Burada bir tane kuru şampuan var ama kokusu acayip tatlıymış. Pek benim seveceğim bir tarz değil. Allah'tan saçta kalmıyor. Hemen yan tarafında burada bir tane defterim var. Böyle ön kapağını çok sevdiğim için buraya koydum. Bir tane mumum var. Çantam ve takı çantam var. Buradakilerin hepsi. Şunlar defterim. Şurada bir İngilizce kitabım var. Yine defterim. Burada yine bir defterim. Burada da farklı kitaplarım var. Bu gri kutuda da bir sürü ıvır zıvır bir şeyler var. İçerisi çok karışık. O yüzden hiç açmıyorum. Bu dört tarafın üstünde de bardak altlığım var. Bunu arkadaşım ördü. Mumum var. Dekoratif saksı ve yapay çiçeklerim var. Şurada böyle günlük olarak elimin altında durmasını istediğim küpe ve tokalarım var. Burada yine bir renkli kasa var. Bunun içerisinde de tuniklerim var. Bunlar çekmeceye sığmadığı için bu şekilde koydum. Hemen yanındaki çantada da günlük elimin altında olmasını istediğim makyaj malzemelerim falan var. Makyaj masamın üstünden devam ediyorum. Burada bir tane masa aynam var. Hemen yanında aldıklarım, glosslarımın olduğu şöyle ufak bir tabak var. Yanında bir sepet daha var. İçerisinde fırçalar, far paletleri var. Şurada makyaj bazım, yine dudak balmum var. Hemen yanında da el kremim, body mistim ve yine bir mum var. Bu da kitap, tablet çantam. Üstü bu şekildeydi. Yani ne çok ne az eşya diyebileceğim. Benim için yeterli ve göz yormayan bir şekilde düzelttim üstünü. Şimdi hemen çekmecelere geçiyorum. Şimdi soldaki ilk çekmeceyle başlıyorum. Burada kapatıcılarım, rimellerim, yine lip balmlarım, rujlarım, süngerlerim var. Böyle minik highlighter aldıklarım var. Şöyle iki tane fırçam var. Bronzerlarım, minik bir far paletim var. Bir de şöyle büyük bir paletim var. Bunda da böyle pembeler, kahverengiler, simliler, böyle açık renklerin olduğu bir palet. Bayağı iş gören bir palet. Bir de Revolution markasını çok seviyorum. Kaliteli bir marka. Sağ taraftaki çekmecede de serumlarım, kremlerim, nemlendiricilerim hepsi burada bulunuyor. Böyle olması çok iyi oldu. Çünkü
Bunları üste koymuştum ilk başta. Ama şanslı bu makyaj masasının üstüne gezmeyi çok seviyor. Birkaç kere de böyle serumlar düştü. Yani benimki bunları toplamam lazım. Çünkü olur da düşer, bir yerini keser. Yani ben fark etmem, geç olur falan. Biraz korkumdan ben de hepsini böyle topladım. Yani benim için de çok iyi oldu açıkçası. Şimdi diğer çekmecelerden devam edebiliriz. Bu çekmecede kullandığım bütün tokalar, lastik tokalar, küpelerim, saatlerim ve yine böyle kurdele tokalarım var. Bu organizerler düzen konusunda bence gerçekten çok iyi. Bayağı bir topluyor. En azından her şey yerli yerinde ve benim için her şeyin yerli yerinde olması çok önemli. Şimdi üçüncü çekmeceden devam ediyorum. Burada da yedekli duran eşyalarım var. Yani ıslak mendil, kağıt mendiller. Burada yedek bir body mistim var. Yedek parfümlerim. Koltuk altı rolonu ve bir mumum var. Bu da sürekli kullandığım gözlüğüm. Çok fazla karışık değil ve benim için düzenli. Bu çekmecede de pamuğum, yine bir mum var, güneş gözlüğüm, saatim, işte belirli bir şeylerimin kablosu ne olduğunu bile bilmiyorum. Yine body mist'in bir de Dali'nin kolonyası var. Çekmecelerin az eşyalı olması gerçekten çok işime yarıyor. İşte burası gerçek bir ıvır zıvır çekmecesi. Bu havluyu gece yastığımın üstüne seviyorum çünkü saçlarım kızıl ve rengini nevresime verebilir. Burada yine kağıt peçeteler var. Burada minik bir servis örtüsü var. Burada buruk paralar ve yedek kalpli kulplarım var. Yine ıslak mendil, ağrı kesici, kulaklık. Şurada takı kutularım var. Yine boş kutular. Son çekmecede bunlar böyle bakım yaparken takıyorum saçım önüme gelmesin diye. Burada maskelerim var yine. Peeling, yine bitkin maskesi ve ayak maskesi. Asetonlar. Yedek diğer cüzdanım. Burada yine kağıt mendiller var. Vitaminim var. Oje bayağıdır kullanmıyorum protez yaptırdığım için. Yine yedek bir mum. Buradaki serumlar da bitirdiğim serumlar. Bunlarla ilgili bir video çekmek istiyorum yine. O yüzden sakladım. Yine şurada da iki tane yedek parfümüm var. Galiba burası en dolu çekmecem. Diğer çekmecelerim daha boş, daha rahat. Genel olarak makyaj masam böyleydi. Benim için yeterli. Bütün dağınıklığımı toplaması çok önemliydi. Çalışma masamı çok kullanmıyorum ama yine buradakileri de göstereyim. Bilgisayarım, tabletim, yine bir mum var. Bu İngilizce defterim. Burada da okuduğum kitaplar var. Ben çapraz okuma yaptığım için 3-4 kitap aynı anda okuyorum. Şurada İngilizce dil kartları falan var. Bu benim değil. Şu alttakini kullanıyorum ben. Yani aslında çok da gerekli bir şey değilmiş. Farklı bir taktik öğrendim. O daha çok işime yaradı. Şurada duvarda iki posterim var. Burada da arkadaşımın hediye ettiği aynam var. Bunu çok seviyorum. Bunlar böyle taş ve Van Gogh'un eserleri. Bu ortası da ayna. Gerçekten benim için aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi. Şu kalbi ledden de bahsetmek istiyorum. Daha önce anlattığımı emin değilim. Çok bahsettiğim için karıştırıyor olabilirim. Ama yine ufak bir söyleyeceğim. Bu kalbi ben kendim önce çizdim. Daha sonra LED'i çizginin üzerinden geçirdim ve sürekli bant yapıştırdım. Hatta izleri ufak ufak belli oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Bunlar bantlar. Bantlamazsanız şekil tam olarak tutmuyor maalesef. Bu kıvrak kısmı için çizmem gerekmedi. İstediğiniz şekli aldığı için o size kalmış. Şöyle de devam ediyor. Şurada bir tane düş kapanı masalı. Bunu arkadaşım yaptı. Çok seviyorum bunu. Şurada da bir tane bitkim var. Dekorasyona dair kullandığım tek şey galiba bu bitki ve buradaki vazon. Yani mumları saymazsak en azından. Oda turumu bitirdik. Yani bence kısa bir oda turu. Odam çok ufak ama içerisinde bayağı da bir eşya alıyor. Zaten kitaplığım bayağı bir yer kaplıyor büyük olduğu için. Makyaj masam, yanında kiraf, onlar da aynı şekilde. Ama bilmiyorum, ben burada kendimi çok rahat hissediyorum. Yani bazen şey mesajları alıyorum işte üstünüze gelmiyor mu? Hayır, gelmiyor. Burada çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorum. Videonun başında bir şeyden bahsetmiştim size. Kitaplığımın önü için masayı kaldırıp oraya farklı bir şey yapacağım. Kitaplık rafının olmadığını düşünürsek oraya yuvarlak bir berjer istiyorum. Ben zaten Instagram'a iki model atmıştım. Birisi böyle rattan denilen malzemeden yapılmış bir puf tarzı bir şeydi. Birisi de yuvarlak berjerdi. Ama ben o rattan malzemesinden yapılan şeyi Instagram'da bir satıcıdan buldum. Fiyatı bana bir tık pahalı geldi açıkçası. Onu eledim. O yüzden oraya yuvarlak bir berjer düşünüyorum. Ama yuvarlak berjeri bulduğum zaman başka bir berjer daha keşfettim. İkisinin de resmini buraya ekleyeceğim. İlk önce yuvarlağı, daha sonra diğer bulduğumu. Sizden de yardım istiyorum. Sizce hangisi tam bu noktaya uygun olur? Şimdi resimde biraz farklı durabiliyor ama ben ölçülerini kontrol ettiğimde oraya tam böyle benim istediğim gibi yerleşebiliyorlar. O yüzden bana yorumlarda yardım edin hangisini alayım. Gelelim diğer bahsetmek istediğim konuya. İlk Oda Tur kanalda var. Eğer izlerseniz göreceksiniz ki onunla bunun arasında büyük bir fark var. Neden değiştirdiğim, nasıl yaptığımla ilgili
ilgili çok soru geliyordu. Neden değiştirdiğimden bahsedecek olursak, ben böyle koyu dekorasyondan, koyu eşyalardan, koyu kıyafetlerden dahi çok sıkılmaya başlamıştım. Çünkü gerçekten bundan önce çok fazla koyu şeyler kullanıyordum. Yani sürekli siyahlar, griler, işte koyu yeşiller, ki hala gördüyseniz, denk geldiyse tavan yeşili duruyor. Çünkü odanın yeşil rengini ben kendim boyadım ama tavanı boyamak çok zor geldiği için orayı bıraktım. Bu yaz yeniden bir tadilata gelecek. O zaman onu da halletmiş oluruz. Dediğim gibi ben çok sıkıldım böyle sürekli koyu olmasından. Bir gün Pinterest'te gezinirken karşıma bir oda çıktı. Ama oda o kadar güzel ki, böyle beyazlar ve çok hafif içerisinde soft pembeler var. Dedim ki artık ben odamı değiştireceğim. Sadece o fotoğraf yüzünden oldu ama o fotoğrafı bulamıyorum. Bulmuş olsaydım eklerdim sizin için. Oda çok güzeldi. Sade, işte yatak örtüsü beyaz. Çalışma masası var, yine makyaj masası var. Onun kitaplığı beyazdı ama benim maalesef kitaplığımı beyaza dönüştürme imkanım yoktu. O kadar çok beğendim ki dedim ki tamam, hani ben de yapacağım yani. Bu odanın zaten kasvetinden sıkılmıştım. İlk önce duvardan başladım. Benim tek bir duvarım yeşildi. Tam bu karşımda olan duvar, yani makyaj masamın durduğu duvar. Onun yeşil olması benim içimi kapatıyordu. Aslında onu da isteyerek yaptım ama sonra ben beğenmedim. Biraz pişman oldum. Babam bunu duyunca çok kızacak. Çünkü yeşil yapmaya onu çok zor ikna ettim ve uzun bir süre bundan sıkıldığımı söyleyemedim. Daha sonra bir gün sabah uyandım, dedim ki tamam, bugün o gün, ben bu duvarı boyuyorum. Boyadım. Kendisi bu arada bir hafta falan fark etmedi odayı yeşilden pembeye çevirdiğimi. Neyse, duvarı boyadıktan sonra bu sefer koyu renkli eşyalar gözüme batmaya başladı. İşte çalışma masam beyaz ama üstünde koyu renkli bir matım vardı. Hemen onu kaldırdım. İşte çok koyu renkli objelerim vardı. Onları da kaldırdım. Artık zaten açık ya da koyu hiç fark etmez. Hiçbir şey kullanmıyorum kitaplıkta. Ve en önemlisi koyu renk bir halım ve koyu renk nevresimlerim vardı. Onları da kaldırdım. Daha soft pembeler, beyazlar, bej rengi falan, onları tercih etmeye başladım. Bu süreçte doğruyu söylemek gerekirse hiçbiri bir anda olmadı maalesef. Yani mesela önce duvarı hallettikten sonra bir ay kadar bir sürede işte nevresimlerimi değiştirmeye başladım. Daha sonraki ayda halımı değiştirmeye başladım. Ve bunları yaparken Pinterest'ten ilham aldım. Zaten böyle fotoğraflar arasında gezmeye başladıkça neyin hoşunuza gidip neyin gitmeyeceğini biraz anlıyorsunuz. Ben kendime bir tablo oluşturdum. İşte hangi tarzda halı istiyorum, hangi renk istiyorum. Yine hangi tarzda nevresim istediğimi, işte klent kılıflarıdır, sandalyedir, yatak örtüleridir. Bunların hepsini resimli bir liste yaptım. Bunun en büyük avantajı da o resimlere bakarak bir yola çıkmamdı. Tüm bunları belirledikten sonra da geriye kalan alışveriş sitelerine gezmekti. Gerçekten Pinterest'te resimler arasında gezmek ne kadar zevkliyse, alışveriş siteleri arasında gezmek o kadar işkence gibiydi. Gezdikçe daha farklı, daha hoş seçenekler görüyorum. Bu sefer resimli listeye gidip onu çıkartıp onu ekliyorum falan derken bu biraz uğraştırdı. Ama şöyle bir şey var, yani ne kadar belli bir dönem yorulmuş olsam da, biraz böyle canım da sıkılmış olsa, şu anki olduğu halinden çok memnunum. Bakıldığında odada bir tadilat olmadı. Büyük bir tadilat en azından olmadı. Yani sadece tadilat diyebileceğimiz yere parke döşendi. Onun dışında babam zaten kendisi yapıp makyaj masasını getirmişti. Geriye kalan da kargoları beklemekti. Ama belli bir dönem gerçekten yoruldum. Çünkü bu sefer seçeneklerim artmaya başladıkça kafam karışmıştı. O zaman da bana en yardımcı olan şey ne istediğimi bilmekti. Bu arada insanlar odamı değiştirdikçe bana artık şöyle şeyler söylemeye başladı. Belli senin paran var. Sıfırdan oda değiştiriyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun gibi. Aslında sizin düşündüğünüz gibi bir şey değil. Evet, belli bir miktar bütçe gerekiyor ve benim belli bir miktar bütçem vardı. Biraz ailem destek çıktı. Ya da işbirliklerinden kazandıklarımla hallettim. Yani çok büyük bir zorlama yaşamadım açıkçası. Elbette ki birçok şey aldım ama alırken uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri seçmeye çalıştım. Ya evet, bir iki parça ürünüm var. Hani bence bir tık pahalı olabilecek. Ama onun dışında hep normal, her zaman alışveriş yaptığım sitelerden aldım. Gayet de uygun fiyatlıydı. Evet, genel olarak odayı değiştirme hikayem böyleydi. Yani aklımda şu an sadece tek bir şey kaldı. Bu berjer konusu. Onu da hallettikten sonra tamamıyla kafam rahatlamış olacak. Aslında ne kadar rahatlamış olacak desem de eminim ki yarın bir gün başka bir şey çıkacak. Onu beğeneceğim, onun için uğraşacağım falan derken böyle hep bir arka arkaya bir şeyler gelebiliyor. Bunun bir sonu yok maalesef. Oda turumuzun ve sohbetimizin sonuna geldik. Eğer olur da odayla ilgili falan bir sorunuz olursa aşağıda yorumları bırakırsanız seve seve cevaplarım. Umarım odayı da, videoyu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.